Selam arkadaşlar, Sarıgül'e sinema hoş geldiniz, ben Erkan. Evet, en son bıraktığımızda yine adadaydık gerçi ama şimdi Baze'deyiz ve Baze'le alakalı epeyce bir değişiklikler yaptım arkadaşlar. Baze'i artık tamamen söküp yeniden yapmanın aşamasına geçtim. Şimdi bir miktar kaynak topladım vesaire, o kısımları geçtim zaten. Şimdi önceden yaptığımız kısımlar bunlardı. Buralarda saksılarımız vardı hatırlarsanız. Bu da ilk yaptığımız koridor. Ve ondan sonra da bu kısım. Buradaki dolapların hepsini söktüm. Amelilik işini tamamen bitirdim. Şimdilik buraya yığdım. Dolapların bazılarını düzgün bir şekilde yaptım. Bazılarını uyduruk bir şekilde yaptım. İşte yani tasarım aşamasında şu anda. Diğer odalarda yapıldıktan sonra bazılarını değişik odalara taşıyacağız. Bak sen, bunlar büyüdü bile. Epeyce bir... Yani bir iki tane patates yiyelim ya. Tamam, güzeldir. Soğan bitkisi. Dur. Soğan da iyi su veriyor ha. Başka türlü de alınmıyor sanki. Yani biraz soğan, biraz patatesi yiyince tamam, hem su hem yiyecek tamamlanmış oluyor. Gördünüz mü? Çok fazla değil ama iyidir. Bizim şey vardı, bir tane kavun vardı, hatırlıyor musunuz? Onu bir yerden aldım, başka bir yere ekecektim ama maalesef yedim. Yedim yanlışlıkla. Gitti yani. Onun yenisini almamız gerekiyor. Adaya zaten gidecektik. Bu arada ben bunu şimdilik pil diyeyim de unutmayayım. Çünkü içinde pillerimiz var. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar, kısaca gerekmeyen yerleri sökelim. Gerekmeyen yerler dediğimde zaten şu arkadaki şu bölüm. Bunları sökelim. İşimiz bitsin. Ondan sonra şey yapacağız. Adaya gideceğiz. Ben bu bölümü yine kesmeli bölüm yapacağız. Yapacağım. Yani kese kese. Yapacağız bu bölümü. Şimdi bu kısmı bitireyim. Ondan sonra yolculuk öncesinde şey yapacağım. Önceden eklenmiş parçalar sökülmeli diyorsun. Neymiş? Ha şu. Tamam. Tasarım henüz tam anlamıyla netleşmedi ama en azından temeli atmış olduk. Ben bir odayı şimdilik mesela şuraya yapmayı düşünüyorum. Şöyle yani. Şurada bu arada yanlışlıkla bir tane şey yaptım. Şunların bulunduğu, şunları diyeyim, neyse, güneş panelleri şuradaydı hatırlarsanız. Ben yanlışlıkla buraya bir tane oda yapınca güneş panelleri birden yıkıldı, yok oldular. Otomatikman enerji sıfırlandı. Bütün güneş panellerini yıkmış oldum. Buraya kaynak döküldü mü hiç? Güneş panelleri yok olunca nereye gitti onların kaynağı? Neyse, bu arada ben şamandıra yapmıştım. Şamandırayı artık şuraya bir yere yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Şamandıra 5 numaraya gelmiş. Ha, şurada dursun. Önemli değil. Ötüyor musun? Karagah şamandırası. Tamam. 10 seconds. Peki. Çalışmalarımın yarısı şu taşları yok etmeye çalışmakla geçti. Ama maalesef tamamen yok edemedim. Tamamen yok etmek için başka bir yöntem kullanmam gerekiyor. Zaten bunları da o yüzden yapmıştım. Şurada bir şeyler yapayım da yok edeyim falan diye. Olmadı. Yani bayağı bir temizledim ama şunları da silemiyorum. Çünkü şunu yok etmem gerekiyor diye söyleniyor. Her neyse. Şimdi ben bunların bir miktarını bu tarafa taşıyacağım. Bu arada şöyle geniş koridor yaptım. Normalde daha hızlı geçiyorduk biliyorsunuz. Ama artık shift ile hızlı yürü koşmanın yollarını bildiğimiz için. Şuradan mesela bir odaya çıkartırız. Buradan bir zaten bir çıkışımız var. Esasında böyle bir çıkış koydum ama. Ne bileyim, belki değiştiririz. Başka bir şey de yapabiliriz. Şimdi şu numara gelsin. Bir tane kapak koyalım şu tarafa. Şimdilik koyalım. Daha sonra kaldırabiliriz. Yani en azından sağdan gelsem, soldan gelsem yine de girecek yerim olsun. Bu arada bir güç şeyi koyabilir miyim bir tane daha? Yok, iki kuvarsa ihtiyacımız var. Şimdilik enerjimiz az ama idare eder. İdare eder. Tamam. Şimdi fazla malzememiz var söktüklerimizden dolayı. Onları halledeceğiz. Ben öncelikle bunları yerleştiriyorum. Evet, adada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yoluma devam ediyorum. Geldik adaya. Şuraya doğru çıkıyorum. Artık doğru tarafa mı çıkıyorum? Yanlış mı bilmiyorum ama oraya doğru yolu neredeyse buldum gibi hissediyorum. Hop hop hop. En azından bir tanesine şu anda çıkıyorum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum.
Bak şu yol sanki buraya çıkıyor. Bu yol da buraya çıkıyor. Eğer yanlış gidersek geri döner öbürüne doğru gideriz. İnşallah doğru yola gidiyoruzdur. Bu ama daha önce geldiğimize çok benziyor. Gerçi her ikisi de birbirine benziyor ama. Şimdi anlarız zaten çıktığımız zaman. Zaten sıkıntı yok bundan sonrasında. Şunları tarayabiliyor muyuz? Yok. Yukarıdan bakınca çok kolaymış gibi görünüyor ama bu galiba geldiğimiz. Yo, işte ikincisiymiş bu. Vay, burada güzel şeyler var. İç mekan, işte aradığım şey bu, istediğim şey bu arkadaşlar. Hemen bunu tarıyorum. Burada başka bir şey yok galiba. İyi, güzel. Fener ağacı tarayalım abi. Bir de şurada bir değişik bir şey var. Fener ağacı çok güzel bir ağaçtır arkadaşlar. Wiki sayfasında gayet güzel gıdaya sahip olduğunu yazıyordu. Yani çok da güzel değilmiş ya. Bir dakika ya. Ben bunu hatırlıyorum ya. Bu rakamlar bu kadar düşük değil de ama. Neyse. Eğrelti palmiyesi. Bunlar hiçbir halta yaramıyor galiba. Ver bana bıçağı bakayım. Yenebiliyor mu bu? Yok, tohum aldık. Kurtçuk. Ya istemiyorum zaten. Kurtçuk ne ya? Tamam. Şu fener ağacı meyvesi iyidir arkadaşlar. Bol bol alın. Hem yersiniz hem de gider ekersiniz. Oh. Oh, güzel. Fener ağacı bir de şekil olarak da çok güzel. Aa, bir PDA daha bulduk. O değil, PDA istiyorum. Mahvettim. Bu sefer çok kötü. Yaşananlardan sonra 2 gün geçti. Bu adadan asla gitmemeliydik. Onları dinlemem gerekirdi. O kadar derinlere inmemeliydik. Burada istenmiyoruz. Bize güven... Oo, hikaye değişik. Dur. Aa, burası niye sarsıntılı? Sevmiyorum sarsıntılı yerleri. Heh. Şimdi böyle sakin sakin bakalım. İndirilen veriye Degassi'den kurtulanlar. O değil. Ha, en son bu geldi. Burada istenmiyoruz. Bize güvenmiyorlar. Biliyordum ve söyleyemedim. Bunu anladım ama onlar anlayamadılar. Ve burada sıkışıp kaldılar. Yukarıda yalnız kaldım. Bunu hak ettim diyor. Oo. Bak, bir önceki seferde de bunu keşfetmiştik galiba. Eğer sıralama böyleyse. Aa, fırtına diyor. Ha yok, bu ilk keşfettiklerimizden biriydi. Bak, bu bir numara aslında. Bu ada güvenli, avcılar yok, yiyecek yetiştirebiliriz. Evet, bunu en son keşfetmiştik ama sıralama şöyle böyle gitmiyor galiba. Nasıl gidiyor anlamadım. Paul'un birinci kaydı. Degassi ses kaydı 1, 2, 3. Paul 1. Bu da Bart'ın üçüncüsü. Yalnız bunlar nereye gitmişler böyle acaba? Ben kararımı verdim. İkiniz yüzmek için payınızdan var falan filan. İnan bana. Enteresan şeyler. Tamam. Evet arkadaşlar, buradaki işimiz böylece sona erdi. Bizim güzelim fener ağacı meyvelerimiz henüz hasar almadan, yani bozulmadan. Yalnız şöyle uzak yüksekteyken baksak iyi olur ya. Belki burada başka bir şey var. O ne lan? Ha, base, tamam. O altta gittiğimiz base herhalde. Bu tarafta bizim zaten geldiğimiz taraf. Acaba diyorum mesela şu yönde, ama bu yön dediğimiz zaten aynen. Zaten burayı araştırdık. Hani belki diğer base'in de ötesinde bir şey olabilir ama oraya da zaten gitmiştik. Ben bu tarafa, bizim geldiğimiz yere döneyim diyorum. Allah! Oğlum bu nasıl düşüyor? Nasıl? Allah kahretmesin! Abi bunu eklememişler mi oyuna? Karada düşme cezası falan. Hani shift'e basarak böyle hızlı ilerleyelim. Sanki böyle şey modundaymışız gibi. Ha, şuradaydık. Tamam.
Burada eskiden tasarım da bulunuyordu ama zannedersem artık yok. O zaman şurayı bir araştıralım etrafını. Bunlar ne abi? Bilmiyorum. Çözemedim. Galiba şu yaratık mıdır nedir? Bir garip bir şey var. Onun kolları olsa gerek. Yalnız burada istenmiyoruz falan deyince insan endişeleniyor yani. Nedir acaba? Nasıl bir şeydir? Niye burada taş yok, maş yok, bir şey yok? Burası ne kadar derin acaba? Abi başımı döndürüyor vallahi ya. Şuraya bak. Aa, tasarım bulduk. Bir derinliği görelim dedik, tasarım bulduk. Kaç metre? 145. Kaç? Güçlü pil şarj cihazı. İşte bu. Önemli değil. Yalnız güçlü pil şarj cihazı tek başına bir parça yetmiyor. Allah, bir yaratık zannettim meğer sen bitkiymiş ya. Burada 1 milyon kuvars var ama önemsemiyoruz kuvarsları. Şu taşlar ne taşı? Kireç taşı. Allah cezanı vermesin. Bu kadar bir mesafe geldik hala kireç taşı diyor ya. Başka bir şey çık. Bak bir yerde gittik adaya, bazalt çıktı. Aa, Reginald. Gel lan buraya. Allah, yakaladım seni. Bir iki tane daha alsam. Ama gerçi akvaryum yapamıyorum. Yani büyük akvaryumla. Allah Allah, nereye kayboldun? Gel buraya lan. Ya ne kandırıyorsun beni? Aslında bu çok da şey değil. Çok da iyi yüzücü bir balık değil. Aslında hızlı hareket ederek yakalamaktansa daha yavaş, kontrollü hareket etmek lazım. Bazen gözcü balığı kovalar gibi kovalıyorum. O zaman da şey olmuyor. Hop, çok kolay. Şunlar kürek balığı. Aa, bu ne? Caution. 30 seconds Cıva of oxygen cevheri. remaining. Vay. Bizim alet nerede? Heh, şurada. Cıva cevheri aldım lan. Uf. Aha, cıva. Emergency. Emergency! Emergency! Tamam. Oksijenimiz bir dolsun bakalım. İki tane cıva buldum. Ne halta yarayacaklarsa bilmiyorum. Şurada birazcık bakınıyorum gerçi ama pek bir yeni bir şey göremedim daha. O ne lan? Bir an tasarım zannettim ama. Kaç metredeyiz? Daha fazla inemem yalnız. Bunlar değişik bir şey ya. Şu an keşifteyiz ya, o yüzden ben buraları kesmiyorum arkadaşlar. Bunlar ha, bir yaratık cinsi. Zarlı ağaç. Yarar mı işe? Bu arada benim gemi bu mesafeye inemiyor ama ben inebiliyorum. Öyle bir enteresan bir tarafı var. Müthiş bir canlı türüyüz biz çünkü. Envanter ne arada oldu ya? Büyük bir şey çıkacak demek ki ondan. Şurada bir taş var. Ona bir bakayım, sonra gidelim. Zaten nefesimiz de tükendi. Bak, cezanı versin ya. Kireç taşı ya. Kireç taşı. Tamam. Güçlü bir şarj cihazı ile alakalı bir şeyimiz var. Şu anda bir parça keşfettik. Bu ne? Ha. Evet. Güvenli derinliği geçiyorsun falan diyorlar. 200 metre de biraz zayıf kalmış ya bunun için. Biz merkeze doğru, yani karargaha doğru gidelim. Nerede karargah? Şu taraftan.
O esnada bakarız dibe diyecektim ama zannedersem çok fazla bakamayacağız. Çünkü karargaha doğru giderken bayağı derinlikler olacak. Neyse ben derinliğe dikkat ederim zaten. Oo, ne oluyor? Bunlar ne abi? Bayağı yüksek yüksek. Vay. Değişik yer şekilleri yapmışlar ya böyle derinlerde. Hah, bir tasarım buldum. Abi Seamoth'un gözünü seveyim be. Güçlü bir şarj cihazı. İşte bu. İkincisini de almış olduk. Bundan sonra yol boyunca hiçbir şey bulmasam da gam yemem yani hiç. Deve bak. Karargaha doğru gidiyoruz değil mi? Aa yanlış yöne gidiyoruz lan. Aha bak bir yıkıntı buldum. Şimdi bizim lazer kesicimiz var. Ben bunları açabilir miyim ya? Bu zaten bozulmuş. Bir dakika şu Cyclops parçası olabilir mi diyecektim ama motor kaldı bizde. Sadece motor kaldı. Peki bir de bunlara bakayım. Aa bak bunlardan birisi kapalı. Ben hiç bilmiyorum. İlk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Şunu hemen şeye koyalım. Lazer kesici. Anda burada 5 numaraya onu koyuyorum. Bunlar kesiliyor mu acaba? Pek de öyle gibi görünmüyor. Peki ya bu? Oho bunun içi boş. Bunun içi boş gibi durmuyor ama pek yapabilecekmişim gibi de durmuyor. Yok abi ben buna bayağı seviniyordum ya. Kargo konteynerlerini açacağız bununla. Bir alt olmayacak. Bir alt yapamayacağız bu konuda. Neyse arada tasarım belki görürüz diye böyle dipten gidiyorum. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Yani aşırı derin olmadığı sürece. Seamoth'tasınız zaten. Yani 200 metre derinlik limitiniz var. Onun altına inmediğiniz sürece hiçbir sıkıntınız olmaz. Bir de tabii o şey var ya dev meymenetsiz yaratık. Bir arkadaşımızın deyimiydi. Meymenetsiz yaratık. Evet o yaratık, o dev yaratık olmazsa bu ne? Bak yine yıkıntı zannettim. Meğersem başka bir şeymiş. Doğru yolda mıyız? Hayır. Yuh nereye gittim ben? Ne alakasız bir yola sapmışım haberim yok. Yere bakarak yürüyünce böyle oluyor. Bir dakika bir şey gördüm sanki. Tasarım mı? Yok abi bu noktada zaten biraz zor tasarım buluruz. Çok güzel bir alet bu ya. Bizim araba. Araba. Kum taşı şu falan filan da bakabiliriz ama envanter doldu. O yüzden çok fazla bakmıyorum. Tasarım görürsem dururum diye bakıyorum ama tasarım da şimdi gidecek. Allah. Şuna çarpmayalım da. Hoş çarpsanız da çok fazla bir şey olmuyor. Biraz hasar alıyorsunuz. Şu an zaten biraz hasar aldık. %88'de. Kontrolleri çok zor değil ya. Ya mesela diyelim ki çarpacaksın böyle. Hemen W'yu bırak. Sadece boşluğa bas. Zaten çok fazla ihtimal kalmıyor çarpma ihtimali. Evet. Şimdi geldik. Yalnız bayağı oyalandım. Şu bizim fener ağacı şeyleri başlatma dehydration'la ya. Biraz dur yemek. Şunları bir yemek dolabına atayım şunları. Bir tane su içelim. Hemen titanyum alacağım biraz. Doldur titanyumla.
Mecburen burayı yapacağım bir tane. Daha sonra şey yaparız. Yer değişikliği yaparız. Dış mekan değil, iç mekan. Şimdilik böyle yapayım da. Bu ağacı dikelim. Çürümüş deme ya. Ama dikebildim yine de ağacı. Aa, biz şeyi bulmadık ya. Neyse, bir dahakine kendim gider alırım ya. Sizi uğraştırmayayım en iyisi. Bir tane yeterli aslında, biliyor musunuz? Oo, bir daha alamıyorum geri. Bir tane yeter derken. Dur, palmiye ağacını da oraya koyalım. Tamam. Tamam, en azından bunlarla işim bitti. Ne bu? Cıva cevheri. Cıva gevheri. Piller tamam. He, büyük pil şarj aleti bulduk değil mi? Bilgisayar işlemcisi, kablolama seti. Of, bu bayağı bir gümüş gerektirecek demek ki. Bayağı bir gümüş gerektirecek. 3 tane gümüş. Bir cam, 2 titanyum, hiçbir şey değil geri kalan. Gümüş haricinde sıkıntı yok. Evet. Kaç dakika çektim şimdiye kadar bilmiyorum ama arkadaşlar, bu işlemiz böyle. Bir dahaki bölümü o zaman ben biraz daha şeyi geliştiririm. Base'imizi, bizim karargahımızı geliştiririm. Şuralara tabelalar ekleyeceğim. Bir iki tane bölme daha yapacağım. Bu arada şuraya ben ne eklemiştim? Bunlardan bir yığın eklemiştim, doldurmuştum. Bunlar çabuk harcanıyor demek ki. Ama bunu da eklemiştim, buna bir şey olmadı. Her neyse. Maşallah size Allah, maşallah. Soğan ağacı. Bunlar çok daha iyi ya. Balık yakalamaktan daha kolay değil mi? Hatta onu tabii daha yeni ektik. O büyüyecek. Baksana ne kadar hızlı büyüyor ya. Bu da açlıktan ölmüyorsun yani. Bunlar hemen hızlıca büyüyorlar. Oh ne güzel. Tamam. Ona yeni bir oda yaptığım zaman onları oraya aktaracağım. Daha da fazla bir şey yok arkadaşlar. Yoraktörden madde geri alamazsınız. Anladık. Anladık ya. Anladık ya. Ben şundan emin değilim artık yani. Ben kargo konteynerlerini açacağız diye çok seviniyordum ama hiç galiba onlara hiçbir şeye yaramayacak. Denedik olmadı en azından. Neyse. Şimdilik bu bölümde böyle olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki bölümde Aurora'ya gideceğiz. Artık yeni Aurora'nın keşfine girişeceğiz. Bakalım neler değiştirmişler. Daha önce gittiydik. Şimdiki gelişmelerden sonra ne gibi farklar karşımıza çıkacak göreceğiz bakalım. Görüşmek üzere. Hadi yavrum.